Peki Dilek Sabancı ile devam edelim. Türkiye'nin evet. en zengin isimlerinden biri Sakıp Sabancı'nın kızı. Katıldığı bir programda öyle bir cümle sarf ediyor ki sosyal medyada infial yarattı tabii bu cümle. Hı hı. Diyor ki bir insanın rahat yaşayabilmesi için ne kadar para gerekli sorusuna Dilek Sabancı insanın iyi bir evi, arabası, rahat yaşayabileceği bir parası olması lazım. Buraya kadar hemfikiriz ama buradan sonrası bu para bana göre milyar dolarlar değil, milyon dolarlar da yetebilir. Veya bazı insanlara 1-2 milyon dolar da yetebilir. Onun dışında istediği zaman seyahat edebilmeli. 50 ila 100 milyon dolarınız olsa rahat rahat yaşarsınız demiş. Yani Evet şimdi bu da çok e, herhalde e, eleştiri aldı bu söylemeyle değil mi evet, tabii. Dilek Sabancı? Ya Dilek Sabancı ben e, Sabancı ailesini çok eskiden tanırım. E, eskiden köşklerine de çok e, gitmişliğim orada konser vermişliğim ben olmuştur. Ben de çok gittim konser vermedim ama gittim. Yani a, e, şimdi evet. Sabancı ailesi. Keza Türken Hanım olsun, gerekse evlatları olsun, hepsi çok mütevazi insanlardır. Aynı. Ee, çalışkan, mütevazi, yani e, nasıl söyleyeyim? Herkesle mesela otururlar, konuşurlar, sofralarını paylaşırlar. Yani hiç öyle düşündüğümüz e, gibi değillerdir. İnsani insancıl ta, e, yönleri daha ağır Rahmetli basar. Sakıp Sabancı Sa da hep öyleydi. Evet, hep öyleydi. Şimdi ben burada Dilek Sabancı'nın gerçekten yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Hı. Niye diyecek olursak. Şimdi herkesin e, para algısı farklıdır. Şimdi Dilek Sabancı çok varlıklı bir aileye doğmuş bir kız. Tabii. Yani e, değil Doğuştan mi? Zengin. Doğuştan Tabii. zengin, şanslı e, kullarından bir tanesi ve e, inanılmaz derecede de hayır yapan bir insandır kendisi. Yani ailece Hı. ölelerdir. Şimdi normal standartlarda e, yaşayan birisi için aylık 20 bin TL yeter mi? Yeter. Norm, normal standartlarda. Yani, yani şu an, şu, yani. anda, şu anda şu 20 desek kişiye kızıydı. Ortalama evet. yani normal standart ya diyelim ya. Yazık 8500 lira. Ya yani işte 20 bin lira yeter diyelim. Ama şimdi bakın dileğin para e, algısıyla normal bir insanın para algısı farklıdır. Yani kimi insana 20 bin o süper harika Evet. Hayatım kurtuldu diye bakar. Kimisi de 20 milyon dolar versen çünkü büyük başın büyük derdi vardır. 20 milyon dolar versen yettiremiyorum der. O yüzden ben burada kendisinin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Ee, sen ee, de ama şimdi tepki çekeceksin sen de niye yanlış tepki anlaşılacaksın. Neden? 20 milyon dolar e, kimine göre yetmez diyorsun. Yani Dilek Sabancı'ya 20 milyon dolar yetmez, yetmez anlamında söylüyorsun. Yetmez anlamında söylemiyorum. O büyük büyükbaşı derdi büyük derken yani büyükbaşı onun ihtiyaçları. Ya bir bir insan kimin ayda 20 milyon dolara ihtiyacı olabilir ki? 20 milyon dolarlık herhalde ne Hayır servet alışveriş olarak yapacak? dedim ben. Servet olarak Yok servet dedim. olarak Dilek Sabancı'nın serveti 600 milyon doları aşkın yani, parası olduğu kayıtlarda e, var. Kayıtlarda öyle. E, Türk parası söylemeyeceğim çünkü Türk parasının değerleri değişti dolar karşısında. E, ben şey şöyle düşünüyorum. Senin ne demek istediğin tabii ki anlaşılıyor Pınar. Yanlış anlama. Yani e, sen Dilek Savancı'nın nasıl mükemmel bir babanın evladı olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Evet. Sakıp Savancı dostumdu. Kendisiyle bizzat da Tanışıyordum ve özellikle her sene Cannes Film Festivali'nde o bir dönemde orada ediniz, bir arada olurduk ve görüşürdük. Giderlerdi ee, onlar. Evet orada birbirimize çok vakit ayırabilirdik. Oraya devam eden gazetecilerle çok hasbihal ederdi. Ee, şunu söylemek istiyorum. Türkan Hanım da dediğin gibi keza öyle. Evet. Şimdi Dilek Hanım'ın bir rahatsızlığı var tabii. E, kendisi engelli ve... Kardeşi Metin ondan daha ağır engelli. Dilek Hanım yine biraz daha şanslı. Ameliyatlarla kendisini idare edebilecek seviyeye geldi Dilek Hanım. E, ve bu rahatsızlığından dolayı da ben e, tam kendisini ifade edemediğin biraz da ona bağlıyorum. Bu üç gündeme gelmedi. O de çok üzülmüştür eminim. Evet yani. Bu üç bu gündeme gelmedi ama ben biraz da evet. o rahatsızlığının da getirdiği Hı -hı. bir e, orada tam toparlayıp ifade... Bir de şöyle diyor Dilek Hanım. Bakın bana göre milyar dolarlar değil milyon dolarlar yetebilir. Bana göre diyor. Şimdi orada bana göreyi işte ee, algı. O bana göreği e, hani bana anlamında da alabiliriz milyar dolara diyeyim ben milyon, milyon dolarlarla getir şimdi bu büyük paraları idare etmeye alışmış bir İşte para algısı herkes de farklı alışmış bir insan kendisinin son derece lüks bir servis sunan bir turizm şirketi var yıllardır ve onun turizm şirketi mesela ne yapıyor? Şimdi pek çok turizm şirketi var ama Dilek Sabancı'nın turizm şirketi mesela ne yapıyor? Ben katıldığım için biliyorum. Türkiye'nin en zenginleri ve Amerika'nın, Avrupa'nın en zenginleri gelip buradan Orient Express'e bindi. Ben de gazeteci olarak birkaç gazeteci, Ayşe Arman, rahmetli Çetin Altan... O, o trende seyahat ettik. Venedik'e gittik. Milyarderlerle beraber. Yani bunu Orient Express direkt Sabancı'ya yaptırıyor Türkiye'de. O, bu kalite hizmeti onun verebileceğini görüyor. Anlatabiliyor muyum? E. Düşünüyor. Dolayısıyla Direkt Sabancı e, büyük paralarla oynayan ve büyük e, ve çok e kaliteli servis isteyen müşterilere hizmet eden bir iş kadını. Evet. E, o yüzden e, milyon dolarları o anlamda da konuşmuş olabilir diye e, düşünüyorum. Yani Şimdi onu... ekonomik bir... olarak tabii e, genel bazda düşündüğümüz zaman insan herkesin de sıkıntıları olduğu aşikar. Ee, böyle bir süreçte de bu, bu cümleler kim olursa olsun sosyal medyaya yansıdığında tabii ki tepki çekebiliyor. Birkaç tane yorum okumak istiyorum size. Ee, evet. Bu demeci izleyen izleyicilerden kadının fakirlik algısı bile minimal düzeyde. Bizim için hayali bile servet yazmışlar. İlk defa parayla saadet olur diyen bir zengin çıktı. Bir diğer yorum serveti çok paylaşmayı denesin. Halka bu kadar uzak olunmaz. Ben birikime başlıyorum o zaman. Kredi kartımı ödedikten sonra bu habere denk gelmek bir miktar canımı sıktı diyor. Bunlar izleyicilerden gelen e, halk Şimdi yorumları bence, yani. Şimdi bence Dilek Hanım bu cümleleri kullanırken aslında başka bir şey söylemek istedi. Hı -hı. Ba başka bir şey algılandı. Evet. Şimdi ben burada neye bakarım biliyor musun e, Bilal Beyciğim, Didenciğim? E, niyetleri sorgulamamız lazım. Hı -hı. Yani burada niyeti sorgularım ben. Şimdi bu cümleyi başka birisi söylemiş olsaydı... ...evet bunun altında bir soru işareti arayabilirdim. Evet. Ama Dilek Sabancı gibi... E, hem e, mütevazi hem, hem yardımsever. yardımsever hem gerçekten e, etrafına çalışanıyla çalışan yani emekçiye saygılı bir insanın e, söylemiş olduğu bu cümleden ben art niyet aramıyorum açıkçası. Hani bazen olur ya bir şey anlatmak istersin yanlış tarafa evrilebilir. Bunun evet. gibi talihsiz bir şey ve onun da çok üzüldüğünü de biliyorum, hissedebiliyorum. O yüzden de zaten öyle bir insan da değil. Ama tabii ki e, yorumlara da saygım son Hı hı. E, evet e, ekonomik şartlar insanlar çocuklarını okutmakta zorlanıyor evini geçindirmekte zorlanıyor ama evet. ben zaten e, hepimizin de kendimize göre dertleri problemleri var yani illaki şimdi evet. biz bir başkasına göre çok zengin görünebiliriz uzaktan bakıldığı zaman ama evet. içimizi kimse bilemez. Bir de riyakarlık da yok yani sonuçta aileden zengin e, evet. bir kız ve hani kadın ve e, sonradan görme olup sosyal medyada varını yoğunu, ihtişamlı şekilde servis Asla. eden bir sürü Asla. insanlar, Asla değil, değil. İşte insanlar da diyor var. Ve değil, eğer diyor. eleştirilecekse değil, değil mi? Onlar eleştir Bak evet. Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Savancı Konservatuarı. Mardin Dilek Sabancı Sanat Galerisi, Dilek Sabancı Antalya Spor Salonu, Dilek Sabancı Anadolu Meslek Ticaret Okulu, Beşiktaş Belediyesi Dilek Sabancı Parkı. Bunları kendi parasıyla yapmış. Evet. hayır işlemiş. Bir insan ve zihinsel fiziksel engellilere sürekli yardım e eden. E yardım ediyor. Bunları söylemek lazım. Evet. Türk Özel Olimpiyatları Yönetim Kurulu Başkanı. Özel Olimpiyatlar derken zihinsel Zihin. ve fiziki i̇şte konu engelliler. Olmayan. Evet. Kendisi olmayan. de spastik dünyaya gelmiş akraba evliliğinden ve ameliyatlarla ameliyatlarla bugünkü iş kadını durumuna gelebilmiş kendisini idare edebilmiş. Aslında çok büyük bir mücadeleden gelen bir kendi fazla üzerine gitmemek evet, lazım. Evet. Fazla üzerine gitmemek lazım. Peki hiç aklımıza gelir miydi erkeğin